Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer protokol, basınımızın çok değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Safranbolu Belediyesi olarak Safranbolu'da yaşayan saygıdeğer büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmak, zihinsel, fiziksel ve sosyal faaliyetlerle destek vererek daha aktif şekilde yaş almalarına yardımcı olmak için aktif yaş alma merkezimizin açılışını 2023 yılı başında Emek Mahallesi'nde hep birlikte gerçekleştirmiştik. Bugün ise yine hep birlikte Safranbolu Belediyesi Şirin Fazlı Yeşilyurt Aktif Yaş Alma Merkezi'nin yeni binasının temel atma töreni için toplanmış bulunuyoruz. Törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Safranbolu Belediye Başkanımız Sayın Elif Köse'yi davetle arz ediyor. Evet, çok değerli katılımcılar. Ben de öncelikle sizi sevgi ve saygıyla selamlarken Şirin Fazlı Yeşil Yurt Aktif Yaş Alma Merkezimizin temel atma törenine hoş geldiniz diyorum. Ve nerede Osman Bey? Osman Bey konuşma yapmayacak ama dedim ki bari yanımda durun. Çünkü diyor ki hayırsever insanlar kendi reklamını yapmazlar diyor. Ama ben onunla aynı fikirde değilim. Çok kıymetli bir iş yapıyor Osman Bey. Yeşil Yurt ailesi daha doğrusu. Ben onların görünür olmasını istiyorum. Çünkü yaptıkları iş kıymetli ve örnek alınması gereken de bir davranış. Biz Yeşil Yurt ailesiyle Safranbolu Belediyesi'nin ilk kreşini yaptık. Safranbolu'ya belediyenin sahip olduğu ilk kreşi Osman Yeşil Yurt annesinin adına yaptırdığı Nazmiye Yeşil Yurt Gündüz Çocuk Bakım Evi ile kazandırdı. Çok kıymetliydi. Sağ olsun var olsun ki bizim Gündüz Çocuk Bakım Evimiz son derece ilgi gören ve çocukların da keyifle geldiği bir kreş oldu. Şimdi küçük yaştaki çocuklarımız için böyle bir hizmeti birlikte yapmışken o temel atmasını ve açılışında verdiği bir söz vardı. Biz bu projemizden bahsetmiştik Aktif Yaş Alma Merkezi'nden. Onda da destek olacağını söylemişti ve o sözünde durdu. Biz bunu Fazlı amcayla görüşmüştük aslında rahmet olası. Onun ömrü vefa etmedi bunu görmeye ama biz onun ve eşinin adına bu binayı hayata geçireceğiz inşallah bugünkü temel atma töreninden sonra. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Allah onlara bol kazanç versin ki Safranbolu'ya yapacağımız diğer hizmetlerde de bizim yanımızda olurlar. Ben buna çok eminim. Şimdi Safranbolu Belediyesi'nin ya da belediyelerin diyelim daha doğrusu kaynaklarıyla tüm yatırımları yapmak çok da mümkün değil tabii ki. Ya kredi kullanacaksınız, öz kaynaklarınızla ancak Safranbolu'ya yapmak zorunda olduğunuz temel hizmetleri yapabilirsiniz. Bu tür yatırımlar için desteğe ihtiyacınız var. Biz bugüne kadar bu tür yatırımlar için büyük şehirlerin desteğini aldık ve bir de işte Yeşil Yurt ailesi gibi hayırsever iş adamlarımızın desteğiyle bu hizmetlerimizi yapıyoruz. Halkla onları hayır işinde buluşturuyoruz. O yüzden biz de aslında hayırlı bir iş yapmış oluyoruz vesile olarak diye düşünüyorum. Böylelikle de Safranbolu'nun sosyal hizmet anlamında ihtiyacı olan yapıları da kavuşturmuş oluyoruz Safranbolu'ya. Bu bina çok önemli. Şu anda sıfır bir binada olmasa da mevcut bir yapıda aslında 1,5 senedir yaklaşık bu hizmeti biz vermeye başladık büyüklerimizle birlikte. Ve çok güzel, değerli de bir ekibimiz var Aktif Yaş Alma Merkezi'nde. Orada büyüklerimiz çok mutlular. Daha da iyi olsun, hizmetlerimizi daha da genişleterek büyüklerimize ulaştıralım diye böyle bir binayı yapmaya karar verdik, projelendirdik. Yapımında, projelendirilmesinde ve inşaatında çalışacak da tüm arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Projelerini oluşturan ekibe de çok teşekkür ediyorum. Hepsinin hizmetleri çok kıymetli. Şimdi Aktif Yaş Alma Merkezi'ndeki etkinliklerden tek tek bahsetmeyeyim. Aslında burada keşke olsalardı da anlatsalardı. O kadar güzel işler yapıyorlar ki hepsi hayata yeniden tutundu ve yaşama enerjisi geldi değil mi? Birtan Bey, bizim Yaş Alma Merkezi'mizdeki uzmanımız Birtan Bey buna birebir şahit. Oradaki arkadaşlarımızın her biri. Şimdi bu binanın mevcut binadan bir farkı var. Burada aynı zamanda Alzheimer merkezimiz de olacak. Alzheimer'lı hastalarımızın güvenle teslim edilebildiği ya da bütün gününü geçirebileceği bir bölümümüz de var. Şu an böyle bir hizmetimiz yok.
bu bina bittiğinde bu hizmeti de Safranbolu'ya kazandırmış olacağız. Alzheimer günümüzün artık çok yaygınlaşmış da bir rahatsızlığı ve onlara bakmak durumunda olan yakınları da elbette ki nefes almaya ihtiyaçları var. Onların güvenle bırakabilecekleri bir merkez olacak burası. O yüzden de çok önemsediğim bir yapı. İnşallah bir an önce bitecek ve hizmete başlayacak. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu heyecanı bizimle paylaştığınız, geldiğiniz için. Ve hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar Yeşil Yurt ailesi nezdinde Osman Bey'e teşekkür ediyorum. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Safranbolu için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Ne yapıyoruz? Evet. Sayın Başkanımıza konuşmalar için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, temel atma töreni için protokolümüzü davet ediyorum. Tamam, hadi beraber. Efendim, verelim isterseniz.